Evet efendim. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Perihan Tantul. Kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bizlere Kemal Kabakçı eşlik ediyor. Kemal Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri ve tabii ki fiyatlamaları konuşacağız. Şimdi e, biz en son neyi konuşmuştuk aslında? Özellikle Elon Musk'ın e, attığı tweet'i ve attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatlarındaki o sert yükselişi ve dalgalanma hareketini. Fakat bundan sonra Bitcoin fiyatlarına ve sadece Bitcoin e, değil, diğer kripto paraları da bir satış geldi. Anit itibariyle 53, 53 bin doların üzerine seyrediyoruz ama bu bir kar satışı mıdır? Temel bir nedeni var mıdır? Bundan sonra fiyatlamalar tekrardan yukarı yönlü gider mi? 60 bin doların üzerine bir daha görür müyüz? İsterseniz biraz Bitcoin tarafından başlayalım. Tabii ki. Ya öncelikle hani haftaya zaten e, Pavel'ın açıklamalarıyla birlikte bir geri çekilişle beraber başlamıştık. Akabinde tekrar dediğiniz gibi Elon Musk'ın tweetiyle piyasa kendini toparladı ve aşağıya doğru bir fiyat baskısı geriye döndü. Ama hani buradaki noktada çok e, enteresan bir durum ya da ciddi bir fiyat çöküşü olmadı. E, Elon Musk'ın tweetinden önceki durumdan sadece 1500 puanlık bir aşağıya gidiş söz konusu oldu. Bu da sağlıklı bir düzeltme olarak görebiliriz bunu, ta ki 52.300 dolarların üstünde kaldığımız sürece Bitcoin tarafında. Burası önemli bir destek noktası. Orayı altını da dün itibariyle gördü ama toparlaması kısa sürdü üstüne çıkması. Bu seviyelerin üstünde devam ettiği sürece de tekrar ilk hedefimiz 54 binler ve 60 binlere doğru bir hareket başlayabilir. Çünkü Bitcoin tarafında olumsuz bir haber akışı yok. Tamamen satışlarla beraber gelen, alttan desteğinde toplayan aslında sağlıklı bir düzeltme diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Ee, yeni olumlu haberlerle beraber tekrardan da e, yükselişlerden konuşabiliriz Perihan Hanım. Peki e, büyük şirketlerin yani kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi nasıl? Şöyle söyleyebilirim bu e, son bir haftadır aslında e, piyasada oluşan olumsuz havaya rağmen Büyük şirketler tekrardan kripto paralar için yeni adımlar gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi Goldman Sachs. SEC'e bir başvuruda bulundu borsa yatırım fonu oluşturmak için kripto paralar arasında. Bunu daha önce de konuşmuştuk zaten. Goldman Sachs'ın önemli açıklamaları vardı kripto paralarla ilgili. Yani bir çark etme durumu söz konusuydu aslında onlar tarafından da. Bu yaptıkları hamleyi SEC'e başvuruda bulunarak da gerçekleştirmiş oldular tekrardan. Ve e, yukarıya yönlü e, hareketler için olumlu haberler. Bu varlık fonu oluştuğunda, alımlar geldiğinde tekrar kurumsalları piyasanın içerisinde görebilecek gibiyiz. Peki burada hükümetlerin ve merkez bankalarının politikaları nasıl olacak yani bitcoin ile ilgili? E, hep şunu konuşuyoruz ya aslında Bitcoin yatırımcılarının da hayali merkez bankaları belki bir gün Bitcoin'i rezerv para olarak kullanırsa çok başka şeyler konuşabiliyor olabiliriz tabii ama daha yakın geleceği konuşalım istersen yani e, hükümetlerin bakış açısı, merkez bankalarının bakış açısı mesela şu an pozitif tarafta mı negatif tarafta mı? Şimdi e, duruma göre değişiyor aslında işte Powell'ın açıklaması vardı en yakın yaşadığımız örnek. Olumsuz karşılıyordu bu durumu. İşte Bitcoin'in çok volatil olduğunu ve bu durumun bir para olarak kullanılamayacağını ancak bir değer saklama aracı olarak olabileceğini ilerleyen zamanda söylemişti. Ama bunun da yine volatiliteye dem vurarak da bunun olmayacağını öngörmüş ve piyasa aşağıya doğru gitmişti. Ama tabii ki her ülkenin merkez bankalarına göre de bu tutumlar değişiyor. Mesela bir Hindistan örneği var önümüzde. Hindistan'da çok sert kararlar alınıyor çark ediyor kripto paralarla ilgili. Bir karışıklık söz konusu ama Maliye Bakanlığı tarafından Bitcoin'e doğru sert bir yaklaşım varken Hindistan'ın Merkez Bankası ise bu durumun ileride ekonomik olarak sıkıntıya yaşatacağını söylüyor Hindistan'da. Bu durum tamamen Bakış açılarına göre değişiyor ama şu an e, Bitcoin tarafında gelecekte hani görebileceğine görebileceğimizi inananlardanım ben de. Peki bununla birlikte şimdi e, hep bu e, anketler yapılıyor ya işte kripto hı hı. paraları kimler tercih ediyor ya daha çok yatırımcılarının tarzı nasıl diye. E, aslında biz bu anketlere baktığımızda en son işte e, İngiltere'nin Maliye Düzenleme Kurulu tarafından yapılan da bir araştırma var. E, evet kripto paraları e, hep konuştuğumuz gibi gençlerin tercih ettiğini hı hı. biliyoruz. Peki e, yavaş yavaş artık bundan sonraki süreçte sadece gençler değil e, daha yüksek yaşlılar için de e, kripto paralar kabul edilebilir bir hale gelebilir mi yakın zamanda? Bunu son bir senedeki yükselişle kırmaya başladık aslında. Hı hı. Normalde hani daha çok teknolojiyle ilgilenen gençler tarafından çok fazla ticareti yapılan kripto paralar son fiyat hareketi ve popülerliğiyle beraber de hani yaş sınırlaması bakmaksızın bu hareket devam etmeye başladı. Tabii ki hala genç çoğunluk önde duruyor ama buna yaşça büyük olanlar da dahil olmaya başladı. Çünkü geçtiğimiz dönemdeki kazançlara bakıyoruz, işte altının bir yılda getirisine bakıyoruz ya da diğer e, finansman araçlarının e, getirilerine bakıyoruz. Burada e, kripto para çok önde. Bu da insanların iştahını arttırıyor ve genç yaşlı demeksizin piyasaya girişler söz konusu oluyor. Bunun da örneğini hani ben canlı canlı yaşayanlardan biriyim, yaptığım iş gereğiyle beraber birçok e, kripto para yatırımcısına dokunma fırsatımız oluyor. Burada da hani yani genç yaşlı ayırt etmeksizin özellikle Türkiye içerisinde ciddi bir şekilde bir rağbet var. Herkesinden her insanın rağbet ettiği bir e, yatırım aracı şu an için. Peki dönelim Ethereum cephesine. Özellikle şimdi 1 Nisan'da yaklaşıyor ya artık 1 Nisan tarihinin önemini de konuşmuştuk burada siz de ifade etmiştiniz. Peki burada ethereum yatırımcısı nasıl bir politika izlemeli? Ya da en azından kenarda bekleyip Ethereum'da yatırım yapmak isteyenler için 1 Nisan tarihinden sonra mı yatırım yapmak daha mantıklı olur? 1 Nisan tarihi her şeyi şekillendirecek çünkü ciddi bir olumsuz baskılama fiyat üzerinde Ethereum'a sahip baskı hissettirmişti. Bitcoin ya da piyasa yukarıya giderken Ethereum'un fiyatı ciddi anlamda baskılanmış oluyordu. Çünkü bir türlü Bitcoin'in arasındaki makası kapatamadı. Artık son birkaç günümüz kaldı bununla alakalı bir durum. Daha önceki programda da 1580'i işaret etmiştik. Eğer bu baskılama ya da piyasanın aşağı yönlü bir hareketi söz konusu olursa dikkat edeceğimiz nokta teknik olarak 1580'li. Buraları test etti dünkü düşüşle beraber Ethereum tarafında ama tekrardan 1600'lü seviyelerin üstüne çıktı. Buradan olumsuz bir haber akışı gelmediği sürece zaten söylemiştik bu Planlı yapılacak saldırı bir protesto mahiyetinde. Hı hı. Bundan vazgeçilmesi ya da bu yaptı oldu bitti dedikten sonra Ethereum'da artık o baskıdan kurtulacaktır. Piyasanın yönüne göre de tekrardan Bitcoin'in arasındaki makası kapatmak için yukarıya doğru hareketler gelebilir. Burada ilk önemli noktamız 1750 seviyeleri. Devamında da 1800'ün üstünde fiyatlar gördüğümüzde Ethereum'un yeni rekoru için ...konuşabilecek durumda olabiliriz. Ve dönelim birazcık daha alt altcoin'lere. Mesela e, Polkadot'la başlayalım bugün. Birazcık daha en azından Polkadot'u tanımayanlar için... <laughs> e, ...temel anlamda ne yapar, teknolojisi nedir, altyapısı nedir... ...biraz bunlardan bahsedelim. Daha sonra da isterseniz fiyatlamalarına geçelim. Tabii ki. E, Polkadot bizim de dün itibariyle e, listelediğimiz bir kripto para. Öncelikle hep şunu söylüyorum. Bir kripto paraya e, yatırım yapmadan önce... ...onun ne vaat ettiğini, ne amaçladığını iyi öğrenmek lazım çünkü para yatırdığımız bir şeyin sadece yükselişlerine göre de neye hizmet ettiğini her zaman bilmek gerekir diye düşünüyoruz. Ee, yeni nesil e, internet için ölçeklendirilebilir bir A. Hep kripto paraların merkeziyetsizliğinden e, konuşuyoruz ama e, Polkadot bu ağda bunu kullanıcılara e, deneyimlendirmeyi düşünerek çıkmış bir ağ. Yani işte bu işin içerisinde madencileri vesaireleri varken. Buradaki tüm A içerisindeki e, oluşacak durumu kullanıcılara devretmeyi planlıyor e, Polkadot. Merkeziyetsiz ve e, uygulamaları ve servisleri de tamamıyla kendi sağladığı bir yapı ve e, işin sonucunda merkeziyetsiz dünyaya bu protokolle beraber tüm kullanıcılarını e, içerisinde tutmayı hedefliyor. Zaten güzel fiyat hareketleriyle başladı çıkışından bu yana da. Ve e, hani bizim alışık olduğumuz nazaran işte arzı kısıtlı ürünlerden vesaire çok bahsediyorduk. Polkatot'un e, bir arz kısıtı yok Hı. dotelde ve şu anda 1 milyar adet dot bulunuyor. Bu 10 milyon olarak başlamıştı. Arz kısıtının olmaması mesela fiyatlar üzerine nasıl bir etki yaratır? Yani arz kısıtının olması daha mı iyi olurdu? Yani şöyle aslında temel mantığa baktığımızda hı hı. hani arz talep ilişkisinde ne kadar kısıtlıysa o kadar, o kadar iyi, olur, iyi mantığında ilerliyoruz ama her ürün için bu geçerli olmayabilir. Çünkü neden? hizmet ettiği noktalar farklı. Çünkü Bitcoin çıkarken arz kısıtının olması çok önemli. Neden? Çünkü Bitcoin aslında bir para birimi olarak hedefleniyor, bir değişim aracı olarak hedeflenerek çıktığı için kısıtlı olması değerini korurken her zaman önemli bir noktada. Ama Polkadot'un e, hayal ettiği sistem birazcık daha farklı. Buradaki Polkadot ağının içerisinde sadece dot tokanı olarak e, konuştuğumuz için burada hani kısıtlı ya da e, arzını kısıtlı ya da kısıtlı olmaması çünkü gördüğümüz noktada fiyatına da çok büyük etkiler et etmedi. Çünkü 10 milyon varken burada da fiyatlı yukarıya doğru ivmeler söz konusuydu. 1 milyar olduğunda da Polkadot'un fiyatı yukarıya yönlü geldi. Burada çok kısıtın eee Polkadot üzerinde etkisi olmadığı söylenebilir. Peki Batın DeFi uygulamalarında da bundan sonraki süreçte yer alacak olması ne ifade ediyor Batı yatırımcısı için? Şimdi Batı hep konuştuk. Çünkü Batın şöyle bir Problemi vardı. Çok iyi bir kullanıcı ağına sahip olması, iyi bir proje olmasına rağmen Ethereum'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı ERC20 ağında olmasıyla beraber bu e, ücretlerden kaynaklı bir türlü istenilen patlamayı gerçekleştiremiyordu. Yeni defi projelerinde kullanılması hem yeni bir platformda da e, batı tanıtmaya yarayacak, hem de e, buradaki ağlar üzerinden de artık o ERC gömleğini üzerinden çıkarabilecek diyebiliriz. Çünkü A ücretlerinde de düşüş olabilecek. Ve bu A ücretlerinde düşüşle beraber zaten hali hazırda iyi bir kullanıcıya sahip olan BAT daha çok kişiye ulaşmış olacak. Hani BAT'ın işte şanssızlıkları devam ediyor diyebilirim. Hem işte bu ERC ağlarındaki fiyatlamalardan dolayı bir türlü tam istenilen patlamaya yapamamıştı. Bu güzel haberle birlikte piyasanın gerilemesiyle beraber de Tam istenilen yere hala gidemedi. BAT potansiyelini koruyor. Ee, özellikle BAT'ı takip eden, Batı'da yatırım yapmak isteyen e, yatırımcıların BAT'ı e, takibi bırakmamalarını e, söyleyebilirim burada. Çünkü önümüzdeki zamanlarda daha iyi haberler gelebilir BAT tarafıyla ilgili. Çünkü kitlesini artık daha büyük noktalara yayabilecek gibi duruyor. Peki dönelim Ripple cephesine. Tabii e, burada çok konuştuk tartıştık son gelen haber akışlarını. Fakat e, Ripple'da da aslında ciddi bir yükseliş var. Yani diğer coin'lere göre bir pozitif Hı -hı. ayrışma söz konusu. E, en azından kendi hacmiyle de e, karşılaştırdığımızda diğer coin'leri. Peki burada temel anlamda en kötüsü geride mi kaldı? Yani bundan sonraki süreçte bu Ripple üzerindeki baskının kalkmasını bekliyor muyuz kısa vadede? Ya şöyle söyleyebilirim Ripple tarafında. Hani bu son hareketlerde yıkılmayan kale olarak kaldı. Kendine ayrıştı. Doğru. Hı -hı. Ayrıştı. Orda. Çünkü hani artık mahkeme hikayesi de çok yılan, yılan hikayesi bir durum söz konusu olmuştu orada. Biz kötüyü ne zaman bıraktık? İşte e, borsalardan delist edilme haberleri vardı. Delist olduğu ciddi bir geri çekilme yaşadı. Delist haberlerinden sonra artık e, bir rahatlama söz konusu olmuştu Ripple cephesinde. E, bu hafta da e, mahkeme e, tarafında verdikleri savunmalarla birlikte Ripple için olumlu geçti. Bu olumluluğun da fiyat yansımasını görüyoruz. Hani kötüsü bitti diyebiliriz Ripple için. Artık bir süreç var. Bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz e, ilk etapta Ripple için her şey bittiği de konuştuk. Ya da piyasadaki yatırımcılar ilk mahkeme haberleriyle beraber artık bu iş bitti de dedi ama sağlam yerinde kalmayı sürdürdü. Çok ciddi de atılımlar yapılmaya başlıyor. Bugün ne olur? İşte mahkeme olumsuz sonuçlansa bile zaten B planlarını hazırlamış durumdalar. İşte Singapur'a merkezi taşıma yönünde. Orada menkul kıymet olarak görülmeyecek yönünde B planları hazır. Amerika tarafındaki yatırımcı kitlesi de Ripple'ın tüm dünya üzerindeki kitleye baktığımızda küçük kalıyor. Hani Ripple için kötünün geride kaldığını söylemek çok da yanlış olmaz Perihan'ın. Evet efendim böylelikle yavaş yavaş biz de bize ayrılan sürenin kripto para parada sonuna gelmiş oluyoruz. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum ederim. vermiş Çok olduğunuz değerli bilgiler için. Şimdilik biz sizlere veda edelim ama bildiğiniz gibi pazartesi günü yine aynı saatimizde. Biz burada Ekotürk TV ekranlarındayız. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.